Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzik kulubana ba'de iz hedeytena ve hablana min ledünke rahme. İnneke entel vahhab. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, bugün Hud suresinin 9 ile 12. ayetlerini anlamaya çalışacağız. Anladıklarımızı anlatmaya çalışacağız. Özellikle bu okuyacağımız bu bölümdeki ayetlerde daha çok insanın Rabbine karşı nankör olması, vefasız olması, hatta bunu küfre dönüştürmesi, ümitsizliğe dönüştürmesi gibi birçok yönüyle ele alabiliriz. Nankörlük, insanı küfre doğru götüren yolun ilk olmasa da ikinci merhalesidir. Vefasızlıkla başlar insanoğlunun hayatında, sonra nankörlüğe gider. Nankörlük artık nimeti beğenmemeye kadar gider. Ondan sonra nankörlük inkara kadar insanı götürür. Bir insan niye nankör olur? Boyutuyla bugün inşallah ele almaya çalışacağız. Evet, bismillah. وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, bir nimet tattırırsak, sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz umutsuz ve nankör oluverir. Bunu geniş manada düşünün. İnsana sıhhat verilir, evlat verilir, mal verilir, güç verilir, iktidar verilir. İnsana verilen her şey emanettir. Eğer insan kendisine verilen nimetin şükre dönüştürürse nimet artar ve aynı zamanda da bereketlenir. Eğer bunu nankörlüğe dönüştürürse ondan bir kere o bereketini göremez ve süreç içerisinde de o kendisine verilen ondan alınır, çekilir, alınır. Şimdi iş burada kalmıyor. Bakın, nankörlük aynı zamanda insanda neyi beraberinde getiriyor? Ümitsizlik gibi bir duygu dünyası oluşturuyor onun hayatında. Oysa ki ümitsizlik ehli küfre ait olan bir özelliktir. Müminin hayatında hiçbir zerresinde ümitsizlik söz konusu olamaz. Yaşadığı imtihan ve badireler, ümmetin hali pürmelali, kendi içerisinde bulunduğu acılar, sıkıntılar insanı zaman zaman karamsar bir duruma itebilir. Ama müminin hayatında hiçbir zaman için ümitsizlikten bahsetmemiz mümkün olmaz, olmamalıdır. Çünkü Allah varsa ümit vardır. Yani ümitsizlik kafirlere ait bir özelliktir. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Yani bir sorun mu var? O an bir buhran mı oluştu? Bir çözümsüzlük gibi bir durum mu var? Allah varsa çözülür. Hiçbir sorun kronik ve ebedi değildir. Mutlaka ve mutlaka çözülür. İşte orada insandan istenen şudur. Hani bir zorluk gördüğü vakitte arkasını dönüp geri mi gidiyor?
Yoksa orada gerçekten bir azim mi gösteriyor? Allah'a güvenini zedelemeden sürdürüyor mu? Yani ya Rabbi, içinde bulunduğum tüm olumsuzluklara rağmen sana karşı umudum hiçbir zaman için bitmiş değildir. Çünkü insanın hayatında bazen günahı fazla işlediği vakitte artık Allah'ın kendisini affetmeyeceği gibi bir günah da oluşur. Bu da bir günahtır. Yani belli bir aşamadan sonra artık yapacağı ibadetlerin kendisine fayda vermeyeceği ve Allah'ın kendisini affetmeyeceği gibi bir zehaba kapılır. Oysa ki Allah Azze ve Celle'nin rahmeti gazabını kuşatmıştır. Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Yeter ki insan orada günahtan geri dönüş yapsın. Yani günahla bağını koparsın ve pişman olsun ve Allah'a yönelsin. Onun için eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırırsak, sonra tattırdığımız rahmeti ondan aldığımız vakitte o şüphesiz ümitsiz olur ve nankörlük yapar. Tekrar devam ediyor ayet. وَلَيْنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَهَا بَعْدَ بَرَّ اَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِيحٌ فَخُورٌ. O kendisine dokunan bir sıkıntıdan, o zorluktan, meşakkatten, bu sıkıntıyı geniş manada düşünün. Malının zararı olabilir, hastalık olabilir, sahip olduğu çok kıymetli bir şeyi kaybetmek olabilir. Hiç fark etmez kardeşler. O, kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra nimeti tattırdığımız vakitte, şimdi burada bu sefer iş tersine işliyor. Dikkat edin. Önce mevcut var olan, kendisine bahşedilen bir nimet vardı. Nimet kendisinden alınmıştı. O nimetin kendisinden alınmasıyla birlikte ne yaptı? Bu nankörlük yaptı ve ümitsizliğe kapıldı. Sonra o sıkıntıdan sonra kendisine bir nimet verirsek mutlaka kötülükler benden gitti diyecek. Bakın burada yine şükre dönüştürmüyor. Ne yapıyor? Çünkü o şımarık ve böbürlenen birisidir. Kur'an-ı Kerim batarak kavramını kullanıyor. Mesela şımarıklık bizde hep çocuklara mahsus bir özellik olarak kullanılır. Ya amma şımarık bir çocuk. Bizde yani toplumda böyle yetişkin insanlar için çok şımarık kavramı kullanılmaz. Daha çok bizde kültürel bir kodlama olarak çocuklarda yaramazlık yapan, biraz haylazlık yapan, biraz söz dinlemeyen çocuklar için kullanılır. Oysa ki şımarıklık nedir biliyor musunuz? Çocuğun şımarıklığı diye aslında bir şey olmaz. Çünkü çocuk yaptığından mesul değildir. Kur'an-ı Kerim yetişkinler için sahip olduğu nimetle, imkanla insanlar üzerinde baskı kurmaya çalışıp nimete karşı şükürsüzlük yapıp bunu hayatının içerisinde hem Allah'a hem de insanlara karşı nankörlüğe dönüştüren kimsedir. Şimdi bir insanın şımarabilmesi için bazı özelliklerinin olması lazım. Mesela fakir adam, garip adam, mazlum adam, halim selim bir adam şımarmaz. Kim şımarır? Belli toplum normunun ortalamasının üzerinde belli imkanlara sahip olan bir kimse. Mesela bir insanın demiştik ki belam olabilmesi için bilgiye sahip olması lazım. Bilgi olmazsa belamlık yapamaz. Yani dine ait bir bilgiye sahip olması lazım. Şimdi bir insanın nankörlüğü peki sadece zenginlere mahsus bir hal midir? Hayır. Bazen fakir olan, garip olan, mazlum olan birisi de nankörlük yapabilir. Çünkü insana verilen nimet ortalama bütün insanlarda aynıdır. Nedir? Akıl. Nedir? İman.
Nedir? Sıhhat. Şimdi bunlar zengin, fakir, mümin, kafir, yetişkin, çocuk, akleden canlılara verilen ortak değerlerdir. Şimdi bazılarının imkanı artar. Mesela herkes güç sahibi olamayabilir, herkes otorite olamayabilir, herkes lider olamayabilir, herkes maddi anlamda mürevveh bir durumda olmayabilir. Buralarda statüler değişmeye başlar. Ama bir insanın fakir olması, garip olması, mazlum olması, normalde şükre dönüşmesi gereken bir özellik olması beklenirken bazen insanlar fakirliklerinden dolayı, garipliklerinden dolayı da Allah'a karşı nankörlük yaparlar. Niye bize vermiyor? Bu hastalık niye beni buldu? Bizim suçumuz ne? Belki sabretse o onun cenneti olacak. Şimdi varlıktan şımaranlar ile yokluktan dolayı serzeniş içerisinde bulunanlar. Yani nimetin şükrüyle yokluğun sabrı arasında iki ayrı karakter tiplemesi çıkar. Hangisi zordur? Şu anda genellikle İslam ümmetinin büyük bir çoğunluğu varlığa karşı şükür imtihanını çok başaramadılar. Ama yokluğa, zorluğa karşı sabır sanki biraz daha fıtrat olarak insanın dayanabildiği bir şey mi diye de düşünmüyor değilim. Hatta bununla ilgili Saadet Asrı diyeceğimiz Resulullah dönemine gittiğimizde, mesela Mekke'de bir saadet asrı yok. Meşakkat var, baskı var, zulüm var, istibdat var, işkence var, sürgün var, ölüm var. Her türlü zorluk var. Zorluğun her merhalesi. Ama İslam tarihine, siyere baktığımız vakitte orada içinde bulundukları o meşakkat ve zorluktan dolayı yani zaman zaman yardım bekliyorlar ama Allah'a bir sitemleri yok. Hani meşhurdur Habbab bin Eret'in Resulullah Aleyhisselam'a gelip de ey Allah'ın Resulü, Allah'ın yardımı bize ne zaman gelecek? Aslında bu bir serzeniş de değil. Belki o Habbab bin Eret'in o yaşadığı o işkence sürecinin bir merhalesini biz yaşasak hayata küseriz. Ne yapıyorlar biliyor musunuz müşrikler? Kor ateşin içerisine sırtüstü yatırıyorlar. Omuz küreklerinde böyle bir küçük bir çocuğun yumruklarının girebileceği büyüklükte oyuklar açılıyor. Yani böyle ağır eza gören, işkence gören bir sahabi. Sadece Rabbimiz Allah dediği için. Mete Nasrullah diyor. Yardım ne zaman? Allah'ın yardımı ne zaman? Şimdi Nasrullah'ı garip. Allah'ın yardımı yakın. Bir kamyon yazısı varmış. İleride mutlu olacağız. Adam şoföre basmış korneye. Daha ne kadar gideceğiz demiş. Şimdi insanoğlu zamanı kendi menfaati ve algısıyla sınırladığı vakitte o zaman insan için probleme ve karamsarlığa dönüşebiliyor. Oysa ki Allah Azze ve Celle ne diyor? Sabret. Allah'ın yardımı yakın. Cennet, cehennem ayakkabınızın bağından diyor daha yakın diyor Resulullah Aleyhisselam. Bir insan eğilip ayakkabısının bağını bağlaysa ya da çözmesi kadar ki mesafe ne kadar ondan daha yakın. Çünkü biz zamanın parçasını yaşıyoruz. Zamana hükmeden Allah. Onun için şöyle düşünüyorum. Allahu Alem, biz böyle hep yardımı yaşadığımız meşakkat ve zorluğun üzerimizden
kalkmasıyla biraz sınırlandırıyoruz gibi. Belki de, belki de Allah bize yardımını hesap gününe sakladı. Olamaz mı? Olabilir. Yani herkesin can derdine düştüğü, insanların birbirini görmediği, göremediği, herkesin birbirinden kaçtığı, tabiri caizse sonuçlar açıklanacak, herkes büyük bir tedirginliğin içerisinde. Acaba kitabım hangi taraftan verilecek? Acaba ben kurtulanlardan mıyım? Acaba ben nereye sevk edileceğim? Şimdi öyle bir tedirginliğin içerisinde dünyada istikamet üzere yaşamış olmanın, Allah'ın dinine yardım ediyor olmanın, mümince, izzetlice yaşıyor olmanın, onca alaylanmalara, tahkirlere, iftiralara Allah için sabretmenin karşılığı olarak işte büyük şefaati o gün Allah kullarından iman üzere göçenlere yapıyor. Belki de yardım o zaman gelecek. Tabii insanız, bu dünyada da görmek istiyoruz. İnsanoğlu biraz da aceleci, hayır istediği gibi bazen şerri de istiyor farkında olmadan. Bir şey istiyor, o istediğinin kendisine ne getireceğinin farkında değil. Dolayısıyla Allah'ın fakir bıraktığını biz mi vereceğiz diyorlardı. Yani Allah'ın fakir bıraktığını biz mi vereceğiz? Şimdi bakıyorsunuz bugün de yolları biz yaptık, köprüleri biz yaptık, arabayı biz çıkartıyoruz, para bizde, güç bizde, hakimler bizde, savcılar bizde, cezaevler, her şey bizde. Şimdi adamlar yeryüzü hükümranlığına soyunmuşlar. Oysa ki aslında hiçbir şey onlarda değil. Geçici süreni. İşte bir insanın şımarması küçüklükten büyüğe, az imkandan çok imkana doğru insanın içinde bulunduğu konuma kadar değişir. Onun için tabii çocuktur ama çocukluktan itibaren erdemli nesiller yetişmeye gayret edeceğiz. Hiçbir zaman Kur'an'ın anlattığı şımarıklık bağlamında, yani böbürlenme bağlamında, karşı tarafı hakir görme bağlamında, kendisini üstün görme bağlamında olabilecek hiçbir şımarıklığa ta çocukluktan itibaren müsamahakârlık göstermemeliyiz. Çünkü iman tevazuyu içinde barındırır. Müminin imkanını artıran Allah'tır. Mümin tarladaki dolu bir başağa benzer. Orada ekinde daneler doldukça başı eğilir. Yani kulun ilmi, parası, gücü, konumu arttıkça tevazusu da artmalıdır. Tevazu artmıyor, imkan artarken insanın davranışları değişiyorsa burada ters orantılı bir büyüme vardır. İşte o zaman kula verilenler nimet olma özelliğinden çıkıp külfet olmaya doğru gider. Şimdi mesela sen bir yerin idarecisi, yöneticisi olduğun vakitte emrinin altındakileri birine haksızlık yapılırsa ben bunun acaba hesabını Allah'a nasıl verebilirim kaygısı mı taşıman gerekiyor? Yoksa nasıl olsa güç benim elimde. Ben istediğimi yaparım. Firavun öyle diyordu. Ben de öldürür diriltirim diyordu. Mahkeme getirtiyordu. Seni serbest bırakıyorum. Bir mahkumu da, bir köleyi de getirtiyordu. Orada öldürüyordu. İşte ben de öldürür ve diriltirim diyordu. Kendilerine
böyle bir yetki oluşturmuşlardı. Yani Allah'a ait olması gereken gücü kendi üzerlerinde görmeye çalışıyorlardı ve göstermeye çalışıyorlardı. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, bu çok uzun soluklu bir yoldur. Yani Hazreti Ömer benim hilafetim döneminde eğer bir kurt kuzuyu kapsa benim o çobana karşı, o sürünün sahibine karşı sorumluluğum var. Bunun bile mesuliyeti bana aittir diyor. Hayvan yani. Hatta bir rivayettir. Bir beldede böyle bir olay olunca şöyle bir haber yayılıyor. Acaba Ömer mi öldü? Ömer mi öldü? Hani dağlara buğday serpin. Hayvanlar bile aç kalmasın. Çünkü insanın imkanı arttıkça Allah karşısında vebali ve sorumluluğu da artar. İnsan bunu öğrenemedi. Şimdi Allah sana 100 lira vermişse sana 100 lirayı soracak. 1000 lira vermişse 1000 lirayı soracak. 10 bin lira vermişse 10 bin lirayı soracak. Sana 1 metre ip vermişse 1 metre ipi soracak. 500 metre ipek vermişse onu soracak. Bakın, velayet, veli, vali. Vali ne? Şehri yöneten. Aynı zamanda o şehrin içerisinde yaşayan insanların tüm sorumluluğunu yüklenen kimsedir. Ama bugün böyle midir? Patron işçilerinden, hoca talebelerinden, amir memurlarından, devlet başkanı tebaasından hep böyle bir sorumluluk vardır. Herkesin. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Herkesin bir sorumluluğu var. Bir kere kendine karşı. Mükellefiyetle başlıyor. Ve onun için kardeşlerim, imkanın artması aynı zamanda hesabın artmasıdır. Verebileceğiniz hesaba yönelik imkanlarınızın artmasını Allah'tan isteyin. Hani diyordu ya, ya Resulallah, dua et de koyunlarımın sayısı artsın. Senin istikametin ve hidayetin için mi dua edeyim? Koyunlar için et ya Resulallah diyor. Koyun sayısının artmasını istiyor. Dua ediyor. Allah Azze ve Celle Resulullah'ın muhtemelen duasına icabet ediyor. Allahu Alem. Koyunlarının sayısı arttıkça müminlerle olan beraberliği zayıflamaya başlıyor. Mescide karşı artık bir tavıra dönüştürüyor. Hiç gelmemeye başlıyor. Müminlerle ortak hareket etme özelliğini kaybediyor ama koyunlarının sayısı artıyor. Şimdi bakıyorsunuz, bugün de koyunları olanlar var. Adam eve gidiyor, hala yarınki ödeyeceği hesap. O borç, o bankaya ödeme, o işi. Yani bir sürü parası var ama yiyemiyor. Yani mal onun üzerine binmiş, onu dizginliyor, onu sürüyor. Oysa ki sen mala bineceksin, sen paraya, iktidara, güce ne vermişse, onu sen kontrol edebilirsen bu nimet olur. Onun için kardeşler, Allah'ın insana verdikleri her zaman nimet olmaz. Allah'ın verdiği nimettir de, İnsan onu külfete çevirebilir ki ekseriyette maalesef böyle olmuştur. Onun için şımarık ve böbürlenmek, tekrarlıyoruz, müminlere ait bir özellik değildir kardeşlerim. İllellezîne saberû ve amilussâlihâti ulâike lekum mağfiretun ve ecrun kebîr. Ancak sabredip, bakın bir ayetin akışı içerisinde Allah Azze ve Celle önce neye vurgu yapmışsa
orada anlatılan konuların içerisinde ehemmiyet sıralaması demektir aynı zamanda. Şimdi bakın, sabırdan bahsediyor. Sabır. Sabırın birçok çeşidi var. Onu da izah edeyim. Ancak sabredip salih amel işleyenler, aslında salih amel imanın gereğidir. İman olmazsa salih amel olmaz. Kişide amel olur ama amelin salih olabilmesi için iman şartı vardır. Ve salih amel kişinin kendi dünyasının, kendi hayatının dışına taşan ameldir. Nebevi bir ameldir salih amel. Ve Allah Azze ve Celle onunla ilgili bir sınırlama ücret olarak, ecir olarak koymamıştır. Mesela bir hasenenin asgari karşılığı 10'dur. Bir iyiliğe 10 veriyor Allah. 1'e 10. Bu asgari limit. Bu Allah'ın vaadi. Ama bunu Allah arttırabiliyor. Onun takdirinde 1'e 100 verir. 1'e 1000 verir. 1'e 10 bin verir. Sen bir tane toprağa tohum atarsın. O tohumdan Allah 500 tane de başak çıkartır. Onu yakar, kurutur, hiç de vermez. Suyu göndermez, don gönderir, kar gönderir. Sen bir sürü hesaplar yaparsın, hesabın bozulur. Bakın, toprak, tohum ve bahçıvan. Bu üçü sünnetullahın yasası gibidir. Fetih suresinde mahsulü vermiş, yemiş vermiş bir meyve müminleri nasıl sevindirirse aynı zamanda kafirleri öfkelendirir. Şimdi tohum, toprak ve bahçıvan. Aynı zamanda bu bir davanın, İslam'a bir mücadelenin 3 tane temel yasasıdır. Toprak Allah'a aittir. Toprağa atılacak tohum, eğer aynı tohumu atmazsak, o toprakta yetişecek tohumu atmazsak, tohumu attıktan sonraki süreci iyi takip edemezsek ya da betona tohum atarsak oradan bir mahsul alamayız. Yani bu uzun bir konu. Dersi bununla kapatmayayım. Sadece küçük bir hatırlatma olsun. Bahçıvan toprağı işler. Güneşe ihtiyaç vardır. Rüzgara, yağmura ihtiyaç vardır. Seralar yapılır. Güneşin yanmasından kısmen korunur. Belli bir iklim şartları oluşturulur. Dışarıdan sulanır. Ama bazen öyle olur ki Allah Azze ve Celle o mahsulü tamamen yakabilir. Kur'an'da ne var bununla alakalı? Kalem suresinde bahçe sahipleri kıssası var, değil mi arkadaşlar? Kehf suresinde de benzer bir anlatım var ama özellikle bahçe sahibi kıssası çok önemli mesajlar içermektedir. Allah'a bununla alakalı dersimiz de var diye tahmin ediyorum. Yani çok yaptık bunun dersini ama video kaydı da var diye de istisna etmiyorlardı. Mahsulün sahibi görüyordu kendisini. Onu şükre dönüştürmeyince Allah yaktı. Hatta şaşırdılar. Bu bahçe bizim değil. Niye böyle oldu? İçlerinden birisi uyarmış onları. İkisi biraz daha şımarık, biri uyarmış. Yani aslında hepimizin bu hayatın içerisinde bahçeleri var. Az ya da çok. Birimizin bir metrekare, birimizin 10 dönüm, birimizin 100 dönüm. Hepimizin bu hayat içerisinde bahçesi var. O bahçeye ektiklerimizi mahsule dönüştürüyor muyuz? Yakıyor muyuz? Sahibi mi görüyoruz? Paylaşıyor muyuz?
hakkını veriyor muyuz? Hepsi orada anlatılıyor. İşte sabredip iyi iş yapanlar. Şimdi bakın, salih ameli çevirilerde bazen iyi iş yapmak olarak zikrediyorlar ama bu doğru bir karşılık değil kardeşler. Yani her iyi iş salih amel değildir. Her salih ameli iyi iş kategorisinde görebiliriz. Ama salih amel Allah'ın razı olduğu bir amel. Mesela kafirlerin işlediğine salih amel denilmez. Ama kafirler de müsbet bir amel işleyebilirler mi? İşleyebilirler. Fakat Allah Azze ve Celle özellikle müşriklerin işlediği amelleri neye benzetiyor? Kayanın üzerindeki toza benzetiyor. Rüzgar vurur götürür diyor. Yani bir kayanın üzerinde bir toz ne kadar kalır? Rüzgarın eseceği ana kadar kalır. Kayanın üstündeki tozdan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ne acı bir durum değil mi? Ömrünü veriyorsun. Paranı harcıyorsun. Gece kalkıyorsun, ibadet ediyorsun. Uykusuz kalıyorsun, ağlıyorsun, sızlıyorsun. Bir sürü kahır çekiyorsun. Ama amellerinin hep içerisinde şirk var. Çünkü ibadeti Allah'tan ve Resulünden öğrenmemişsin. Kitab-ı Kerim'de karşılığını bulmamışsın. Sünnet-i Resulullah'la hayatını tanzim etmemişsin. Bir takım iyi işler yaptığını zannediyorsun ama işin kökeninde ne var? Allah'ın dışında üretilmiş olan ilahlara takdim var. Ve aslında insanlar bu amelleri işlerken Allah'ı yok farz ederek işlemiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemdeki müşrik profiline baktığımız vakitte hep müşrikler aracılar ihdas ediyorlar. Yani Kabe'ye bakıyor, kurban kesiyor, namaz kılıyor, acıkanları doyuruyor, susuz olanların su ihtiyacını gideriyor. Bunun için fon ayırıyor. Özel bir bakanlık kurmuş bunun için. Bakanlık. Ama Allah ikinci planda. Tanrılarını, sahte ilahlarını memnun etmek istiyorlar. Onlara tapıyorlar. Allah'a yetki vermiyorlar. Allah'a boyun eğmiyorlar. Allah'a itaat etmiyorlar. Allah'a kulluk etmiyorlar. Bu sefer onların işleye geldikleri, eyvah, eyvah. Yazıklar olsun bize. Niye? Çünkü Resul'le yol tutmadılar. Sahte ilahlara, atalarına, saptırıcı atalarına uydular. Bakın günümüzde de bu çok fazlasıyla var. Yani bazen öfkelenmekten ziyade acıma duygusuyla hareket ediyorsunuz. Vallahi insan üzülüyor. Tabii ki Allah hükmü verecek ama imanına şahit olmadan böyle tevhid üzere ölme hüsnü şehadeti oluşmayan her ölüm haberinde içim böyle parçalanıyor. Üzülüyor. Yani gönül rahatlığıyla ey Rabbim bu filan kimseye rahmetinle muamele eyle. Bunu affet. Eksiklerini tamamla. Bunları diyebilmeliyiz ve müminlere bunları dedirtebilmeliyiz kardeşler. Hayatı bunun üzerine kurmalıyız. Ama şimdi bakıyorsun çoğu insan, çok insan böyle çok var. Şimdi bu halde bunu söylerken tabii haşa gaybın perdesi açılmış da oradan görüyor gibi anlatmayı da haddi aşmak olarak görüyorum. Ama hani Kur'an'ın anlattığı şehadetler var ya,
şahitlik var ya, bu bağlamda. Ve bak dikkat ederseniz isim de zikretmiyorum. Olay üzerinden değerlendiriyorum. Yani Tirmizi'de geçen bir hadis, yanlış hatırlamıyorsam, bir kimse vefat ettiğinde, yani dünya ile ilişkisi kesildiğinde 40 mümin o kişi hakkında şahitlik ederse diyor Resulullah Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle o kimsenin, o kimselerin şahitliğini dikkate alır diyor. Allahu Ekber. Çünkü mümin mümine yalancı şahitlik etmez. Aslında hani Allah biliyor, Allah başkalarının haşa sözüyle mi? Aslında burada verilmek istenen mesaj şu: ey müminler, kapalı kutu yaşamayın. İmanınıza şahit oluşturun. Bu dünyadan ahirete mümin olarak göçebilmenin yolunu arayın. Zorlayın şartlar. İşte onlar için bağışlanma. Bağış kim için gerekir? Günahkar olanlar için. Masumiyet içerisinde olanlar için bağışlanma olmaz. Çünkü daha günah işlememiştir. Bir bebeğin bağışlanmasından bahsedilmez. Çünkü kalem işlemiyor onun için. Onlar için mağfiret var ve aynı zamanda ve ecrun kebir. Bak, ecir var demiyor. Büyük ecir var. Büyük. Ne kadar büyük? Senin takdir ettiğin kadar ya Rabbi. Büyüğü nasıl tanımlarsın? Küçük bir çocuğun büyük tanımlaması. Beni ne kadar seviyorsun? Bu kadar seviyorum. O şekilde anlatır. Onun için büyük ellerini açtığı kadardır. Bu kadar olmuşsun. Çünkü küçük ya çocuk. Şekille tasvir eder. Beni ne kadar seviyorsun? Dünyalar kadar. E dünya küçük ama senin. Şimdi büyük ecir var. Ne kadar büyük ya Rabbi. Büyük olan sensin ya Rabbi. Yani Allahu Ekber ne demiştik? Allah en büyük değil. Yani cümle olarak. Allah yegane ve tek büyük. Yani Allah'ın büyüklüğü herhangi bir büyük denilen nesneyle mukayese edilecek bir büyüklük değildir. Allah mukayesesiz bir büyüktür. Cisimle, mekanla sınırlandırılmaz, sınırlandırılamaz. Öncesi yoktur, sonrası da yoktur. Ezeli ve ebedi olması. Şimdi Allahu Ekber, Allahu Ekber, yegane ve tek büyük Allah'tır. Allah'tan başka büyük yoktur. Şimdi burada da diyor ki Rabbimiz, onlar için büyük bir ecir vardır. Yani bir müjde var aslında burada. Siz büyük günahlardan kaçınırsanız Allah küçüklerini örter. Bak, Kur'an-ı Kerim'de günah da iki başlıkta ele alınmış. Yani üç başlıkla diyebiliriz. Mesela büyük günahlar Allah'ın takdiri içerisinde dilerse affedebileceği günahlar olarak da görebiliriz. Şirk müstesna. Ama Nisa suresi 31. Siz büyük günahlardan kaçınırsanız Allah küçük günahlarınızı örter. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, öldürücü 7 büyük günahtan sakının. Bak, sayı veriyor. Tabii bu 7'nin dışında büyük günah olarak zikrettiği günahlar da var. Başka varyantta gelen hadisler de var. Ama hakikaten bir bakıyorsunuz kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, insanın akıbetini tehlikeye atan, tehdit eden, onun şahsiyetini
zedeleyen, onurunu, izzetini adeta sıfırlamaya sebebiyet verebilecek günahlar. Şimdi bu sefer tamam insanız, hatamız, eksiğimiz olur ama o affedilmesi çok riskli olanlar olmayacak. Oraya girmeyeceğiz. O alan çok tehlikeli. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın güzel bir sözü var. Diyor ki, günahın tövbesiyle uğraşmak zordur ve belirsizdir. Makul ve akıllı olan o günahı işlememesidir. Bir de o günahla uğraşmazsın. Şimdi o günahın tevbesinin makbuliyeti de meçhul. Diyebiliyor muyuz? Allah benim şu günahımı kesin affetmiştir. Diyemeyiz. Hiçbirimiz diyemeyiz. Bakın Fetih suresinde Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını affetmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bunu diyor. Ama Resulullah ne diyor biliyor musunuz? Bu ayetten sonra mı diyor ona emin değilim. Ama tanıdığımız, bildiğimiz, iman ettiğimiz Resul muhtemelen ölüm anında bile bu böyle düşünüyordur diye anlıyorum ben. Ne zaman diyor kalbimde bir eğrilme hissetsem günde 70 bir hadiste de 100 kere istiğfarda bulunurum Rabbime diyor. Yani bağışlanma diler. Aslında istiğfar daha çok böyle kasıtsız işlenen günahlar, tam büyük olmayan günahlar gibi. Şimdi insan farkına varmıyor. Fakat günah insanın kalitesini düşürüyor. Görmesini zayıflatıyor. İdrakını düşürüyor. Hassasiyetlerini öldürüyor gerçekten. Ve insan günah işlediğinde eğer günahından geri dönerse yeni bir hayat açılıyor. Ve günahında bir insanın belki Allahu Alem Allah tarafından tövbesinin o günah karşısındaki pişmanlığının kabulünün belki kulun kalbinde bazı işaretleri verebilir Allah. Ne yapar? Onun kalbine sekinet indirir. Ne yapar? Onu ibadetlere yönlendirir. Ne yapar? Onu davanın içerisinde daha kararlı, azimli, samimi, ciddiyetle çalışma, koşturma, sahiplenme ihtiyacı hisseder. Bunlar mümkün mertebe Allah'ın tövbesini, kulun tövbesini kabul etmesinin alameti, farikaları olabilir. Mesela bir insan namazlarında sürekli bir gevşeklik gösteriyorsa, sabah namazlarını güneş doğduktan sonra kılıyorsa, vakit namazlarını son anlara bırakıyorsa, sırtında yük gibi görüyorsa, ağzından hala argo kelimeler çıkıyorsa, bu insanın kalbinde temizlenmemiş virüsler var demektir. Sistemi bozuyor, işletmeyi yavaşlatıyor kardeşler. Şimdi göz görünce gönül etkileniyor. Kulak neyi duyarsa ona ilgi duyar. Göz neyi görürse onu hafsalada yoğurmaya başlar. Onu idraka dönüştürür. Onun tahayyülüne başlar. Onun için Allah Azze ve Celle göz ve kulağı özel zikreder. Kalbin ayaklarıdır göz ve kulak. Ayaklarıdır. Onunla beslenir kalp. Onun için gözün kör olması, kulağın
sağır olması kalbi işlevsiz hale getirir. Gözün kör olması vahye karşı perdenin inmesidir. Hatta insanın kendi kendine perde indirmesidir. Günaha baktıkça göze perde iniyor. Görme yetisi zayıflıyor kardeşler. Bakın çok basit gibi gelir. Ben böyle şu yaklaşımları da doğru görmüyorum. Ya Kur'an'ı tam anlayacağız da, Kur'an'a bakacağız da, okuyacağız da, telaffuz da edeceğiz, işiteceğiz de, hepsi iç içe olacak. Yani hayrukum men teallemel Kur'an'a ve allemehu, değil mi? Hayrukum men teallemel Kur'an'a ve allemehu. Siz en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteniniz ya, kişi kendine de öğretecek. Hiç bitmeyecek. Okuma da, anlama da, işitme de, gözleme yani seyretme de. Yani göz vahye, Kur'an-ı Kerim'e baktıkça, burada Kur'an'ın yaratılma meselesine girmeyeceğim. Allahu alem, gözün o paslarının gittiğiyle alakalı, ben bilimsel tespitler de yapılmış ama bunu değil, kalben bir kanaat söylüyorum. Ben kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında görme duyusunun arttığını, bildiğin görme, yani idrak ve fiziken görme, aynı zamanda hatta gözlük kullananlar gözlüğü bile atıyorlar. Bu bir tedavi yöntemine de dönüştü, biliyor musunuz? Hani ben demiyorum ki Kur'an'ı bunun için sadece okuyalım. Yani biz birçok şeyi statikleştiriyoruz, ruhundan koparıyoruz. Hep böyle bir farkında olmadan bazı şeyleri dogmaya dönüştürüyoruz. Bu değil kardeşim. Adam anlamını bilmiyor ama dinleyince ağlıyor. Kalbe bir hüzün çöküyor. Dinliyor, kulak aşina oluyor. Hani Taha suresi 124'tü değil mi? Biz o gün onları kör olarak haşrettiğimiz vakitte, ya Rabbi biz kör değildik dünyada, niye bizi kör olarak yarattın? Siz dünyada da kördünüz. Vahye kör kesildiniz. Onun için kardeşler, Allah'tan büyük ecirlere talip olmalıyız aziz kardeşlerim. Son ayeti de okuyayım inşallah. فَلَعَلَّكَ tarikun ba'de ma yuha ileyke ve da'igun bihi sadruka an yekulu levla unzile aleyhi kenzun ev ca'e ma'ahu melekun innema ente nezirun vallahu ala kulli şeyin vekil. Zımnen ey Muhammed, belki de sen o müşriklerin, ona bir hazine indirilseydi ve beraberinde de bir melek olsaydı ya, onunla birlikte bir melek de gelseydi ya demelerinden dolayı böyle diyorlar. Bu nasıl bir Resul? Bu nasıl Allah'ın bir elçisi? Bizim gibi çarşıda, pazarda dolaşıyor. Bunun yanında bir melek olmalı değil mi? Altından bilezikleri olmalı değil mi? Onun cennet gibi bir bahçesi olmalı değil mi? Talep bu. Burada da konu edinmiş. Onların böyle demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne dehşet bir ayet ya. Subhanallah. Yani onların senin hakkında böyle bühtanlar oluşturarak, senin risaletini inkar etmeye yönelik kendilerince oluşturmuş oldukları bu süfli duygu ve düşünceye tezahür eden sözlerden dolayı senin göğsün daralacak. Bakın bu Allah'ın Resulü. Yani sen bizi kurtarmaya geldin,
bizi putlardan, şirkten, cehennem ateşinden korumaya çalışıyorsun. Bizi nimet türdüyle müjdeliyorsun. Allah senden razı olsun demiyorlar da onu mahkum ediyorlar. Alay ediyorlar, köşeye sıkıştırıyorlar, iftira atıyorlar, yalan söylüyorlar. İslami davada Resulullah'ın yolunda yürüyen herkes bunlara hazır olmalıdır. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. İnneme ente nezir. Vallahu ala kulli şeyin vekil. Oysa ki Allah her şeye vekil. Yani senin onlardan istediğin nedir ey Muhammed? Onları tevhidle, Allah'ın diniyle tanıştırmak. Fakat onlar seninle böyle istihza ediyorlar. Seni köşeye sıkıştırıp sözünü etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Bundan dolayı göğsün daralmasın. Bir, burada iki manaya gelebilir. Ben anlayabildiğimi söylüyorum. Bir, onların iman etmiyor olmasından dolayı senin göğsün daralıyor. Bundan dolayı bir hüzün yaşıyor olabilirsin. İki, onların sana atmış olduğu iftiralardan dolayı göğsün daralıp da sen bundan dolayı bir hüzün yaşıyor. İki türlü de yaşama ey Muhammed. Çünkü sen uyarıcısın. Ya yuhen nebi inna arsalneke şahiden mübeşşiren ve nazira. Şahit, müjdeleyici ve uyarıcı. Ya yani uyarıcı ne? Büyük günün azabıyla. Sizi tek olan, alemleri Rabbi olan, kainatı düzenleyen, öldüren, dirilten, rızık veren, yaşatan, otorite ve hükümran sahibi olan ve sizi cennetle nimetlendirecek olan ve size azap edecek olan Allah'a sizi kulluğa çağırıyor. Ve bu çağırmamın karşılığında da sizden herhangi bir beklentim de yok. Bir ücret de istemiyorum, bir övgü de istemiyorum, bir alkış da istemiyorum, bir taltif de istemiyorum, bir makam da istemiyorum sizlerden. Ne istiyorum sizden? Allah'a kul olmanız. Bunun bana bu yönüyle faydası bana değil size. Ve istisnasız tüm Resuller kavimlerine bunu söylediler. Fakat kavimlerinin içerisinde çok az insan Resullerin bu kutlu davetine icabet etti. Onun için sen davet edeceksin, tebliğ edeceksin, uyaracaksın. Bunları yaptın ya, sonuç alamadın mı? Ya da sen alamadığını mı zannediyorsun? Allah her şeye vekil. Yani ne demek? Bir burayı da bitiriyorum. Vekil Allah'ın isimlerindendir. Her şeye sahip olan, kontrolü altında tutan, kendisine yetki verilen. Ve tevekkeltu alallah ve kafa billahi vekil ediyordu ya. Biz dünyada da yaşarız. Birine diyelim ki bir yetki verirsiniz. Bu benim arabamı satabilir. Bu bana ev alabilir. Bu benim şu malımı satabilir. Ya da sınırsız vekalet verirsiniz. Bu benim adıma. Ben ne yapabiliyorsam o da her şeyi yapar. Bak genellikle bunlar dünyevi işlerle alakalıdır. Kul bütün yetkiyi Allah'a vermeli. Tevekkül budur. Tevekkül, kul üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir, kesbi biter, takatı kesilir. Ondan sonra her şeyi Allah'a havale eder. Çünkü mutlak anlamda vekil odur. Onun için tugyani sistemdekilere vekalet verilmez. Onlar milletvekili olarak tayin edilmez, edilemez. Onları tayin ettiğiniz vakitte
vekaleti Allah'tan alıp Allah'ın yolundan sapanlara yetki verilince onun her sapma fiili, eylemi, amelinde sen ona ortak oluyorsun. Yani onunla küfür ve şirkte ortaklaşmış oluyorsun. Tabii bu uzun bir konu. Bitirelim. Allah'ın her şeye vekil olması. Yani ey Muhammed, onlara da ben vekilim. Yani onların ne yaptıklarını biliyorum. Onlar bana vekaleti vermeseler de ben onların üzerinde gözetleyeceğim, sahibim. Ve unutma ki ey Muhammed, senin de vekilin benim. Onlar sana bir ücret vermeyecek. Nankörlük mü yapıyorlar? Ben vereceğim. Üzülme. Azmini yitirme. Geri dönme. Onların ayartıcı tekliflerine boyun eğme. Vekil olarak ben senin yanındayım. Ey Muhammed, ey ümmeti Muhammed. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.